Arkadaşlar, bu çantanın yapımında 2-3 değişik renkte kağıt kullanacağım. Ama kağıtların ölçüleri hep aynı olacak. Tek kanat olarak yapacağım. Eni 3.25'e, şöyle boyu 14.5 santim olacak. Kağıtlarımı ben bu şekilde kestikten sonra bunları bantlayacağım. Bunun tabanını arkadaşlar karikatür dergilerinden kesmiş olduğum kağıtlardan yapacağım. Üst kısımlarını da beyaz kağıttan yapacağım. Kağıdımı şu şekilde banta yapıştırıyorum ve kesiyorum. Bantlama şeklimiz bu. Şimdi önce şu kenardaki fazlalıklarını şöyle içeriye doğru alıyoruz. Burayı da içeriye doğru alıyoruz. Ve arkadaşlar kağıdımı önce şöyle boylamasına ikiye katlıyorum. Sonra ince uzun bir şeritim oldu. Sonra bunu şu şekilde ikiye katlıyorum. Ortayı kırıyorum. Açıyorum arayı. Yarısını arkadaşlar ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Ve iki katladığım kenarı bu şekilde birleştiriyorum. Kağıtlarımın katlanma şekli bu arkadaşlar. Şu şekilde şöyle biraz kırık krem, biraz bir de böyle beyaz A4 kağıtlarından kağıt hazırladım. Ama bir de arkadaşlar şöyle karikatür dergilerinden kağıtlar yaptım. Önce tabanı yaparak işe başlayacağım. Bakın kağıtlarım burada. Bu karikatür dergilerinden önce taban yapacağım. Taban bu arkadaşlar. Bakın şöyle bir taban yapacağım. Yani tabanda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane şöyle tepe olacak. Her kenarda iç içe geçmiş kareler olacak ve şu aralar boş olacak. Buna uygun arkadaşlar önce ben bir tabanımı yaparak işe başlıyorum. Kağıtlarım burada. İki kağıdımı alıyorum. Birini alttan, birini üstten şu şekilde geçiriyorum. Bakın şöyle bir L oluştu. Şimdi bir tane daha kağıt aldım. Birini alttan, birini üstten geçirdim. Arkadaşlar şöyle orta kısımlardan bir yerden başlayacağım. Ki şu kenarları birleştirmemiz kolay olsun. Bir kağıt daha alıyorum. Şöyle yukarıdan aşağıya. Bir tane daha alıyorum. Tabanı beyaz, üst kısımları renkli yapmayı düşündüm bir ara arkadaşlar bu şekilde. Ama şimdi bu üst kısımlar dikişsiz olduğu için hani nereden girip çıktığını tam belki kavrayamazsınız diye ben bunu açık beyaz renkli ve krem renkli kağıtlardan yapıyorum. Bununla ilgili arkadaşlar aynı modelden kaç sene önce olduğunu hatırlamıyorum ama dikişsiz çanta adı altında bir gece çantası yapmıştım. Şu şekilde giriyorum. Şöyle. Bu da arkadaşlar 2 ya da 3 video olacak. Bakın. Şöyle yapayım. Bakın şu köşeye geldim. Şuraya. Şimdi buradan şöyle aşağıya doğru inip şuraya bir kare oluşturacağız. Burada iç içe geçmiş 2 kare yapacağız. Şimdi bakın şu ara açık. Bu aradan şu şekilde yukarıya çıkacağım. Şöyle.
Şöyle dışarıya çıkıyorum. Buradan da arkadaşlar bu şekilde böyle dışarıya çıktım. Şimdi bakın. Şu kareyi oluşturdum. Şu birinci kareyi yaptım. Gördünüz mü? Şimdi şuraya ikinci bir kareyi yapacağız. Bu kareyi yapmak için de ne yapacağım? Buradan böyle aşağıya doğru ineceğim. Şimdi buradan böyle bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada olduğu gibi bakın. İç içe geçmiş iki tane kare yaptım. Şimdi şu ara açık. Bakın. Şu ara açık. Buradan bu şekilde dışarı çıkacağım. Arkadaşlar kağıtları ben tek kanat yapıyorum. Hafif oluyor. Bakın şöyle. İsterseniz çift kanat da yaparsınız. Burada böyle aşağıya. Evet, bak. Buradan geldim şöyle. Şunu yaptım, şunu yaptım. Sonra bunu yaptım. Sonra buradan geleceğim. Şuraya şöyle 6 tane tepe yapacağım arkadaşlar. Şu kısma, şu mesafeye. Sonra şu karemi yapacağım. Şu karemi yapacağım ve buraya kadar gelip burada birleştireceğim. Bunu yaptım. Şimdi bunun şu kısımlarına birleştirmem lazım. Bu kısmını birleştirebilmek için arkadaşlar şu son taktığım kağıdın katını açıyorum şu vaziyette. Şöyle açacağım. Bunu da açıyorum. Ve bunun ikisini yakalayıp şöyle uç kısmını birazcık kırıyorum. Ve arkadaşlar şu aradan şu vaziyette tam ortadan bakın tam şu ortadan içeriye giriyorum. Şöyle kırdım. Şu şekilde içeriye girdim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunun birini bu tarafa yatıracağım. Diğerini bu tarafa yatıracağım. Bu tarafa yatırdığımı arkadaşlar şuraya sokacağım. Şunu da arkadaşlar şuraya sokacağım. Bakın. Gördünüz mü? Çantanın tabanı tamamlandı. Şimdi arkadaşlar şu aralara da kareler oluşturacağız. Kareyi de yapmak için şöyle yapıyorum. Katladığım kağıdı şu şekilde şöyle ortadan kesiyorum. İki parça oldu. Şimdi bu yarısını önce şöyle katlıyorum. Açıyorum arayı. Şu şekilde katlıyorum. Sonra diğerini de yine ortaya gelecek şekilde katlıyorum. İster döndürerek yapın arkadaşlar. İster birbirine geçirerek yapın. Bu sefer ben farklı yapacağım. Bu şekilde katladım. Diğerini alıyorum. Onu da yine aynı şekilde şöyle ortaya gelecek şekilde katladım. Diğer yarıyı da ortaya gelecek şekilde katladıktan sonra arkadaşlar ikisini şu şekilde tutuyorum. Ve şu aradan birini buraya geçirdim. Birini de bu tarafa geçirdim. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu vaziyette. Şöyle gittiğim zaman karemiz kendiliğinden bakın şöyle oluştu. Bir tane daha yapıyorum size. Bakın şuraya girecek. Şöyle. Bakın şöyle iki tane ortadan kestim.
Ve bu şekilde ikisini katladım. Şöyle. Bunu da böyle ikisini katladım. Arkadaşlar şu vaziyette şu şekilde tuttum. Şunun birini aşağıya buraya geçirdim. Diğerini de buraya geçirdim ve birbirinin içinden şu şekilde girdim. Bak, kare oluştu. Gördünüz mü? Bu şekilde de kare yapabiliriz. Şimdi buraya arkadaşlar şöyle 2, 4, 6 tane kare yapacağız. Bunların üstüne böyle şerit yapacağız. Tabanda arkadaşlar tabanı diktikten sonra üstten dönen bir sıra şerit yapacağım. İkinci sırayı yapmayacağım çünkü üst tarafı tamamıyla balık sırtı yapacağım. Bu şeridi yapmak için de yine aynı şekilde şöyle iki tane kağıdımı alıyorum. Birini alttan birini üstten olacak şekilde bu şekilde geçiriyorum. Bir tane daha alıyorum. Şöyle bir L oluştu. Bir tane daha alıyorum. Bunu da buradan böyle yukarıya doğru çıkartıyorum. Sonra şöyle oldu. Sonra buradan bir tane daha alıyorum. Bunu da böyle aşağıya doğru indiriyorum. Ve arkadaşlar bu şeritlerimin boyunu da ben size söyleyeceğim. Kaç tane taktığımı. Bunu da bu şekilde yukarıya doğru çıkacağım. Böyle. Evet arkadaşlar. Ben önce bunu yapacağım. Şöyle gövdelerin şu minik parçaların tamamını yaptıktan sonra önce bunu dikeceğim. Sonra bu şeridi de tamamlayacağım. Şeridi bunun üstüne diktikten sonra şu beyaz ve krem renkli kağıtlardan da üstünün balık sırtını yapacağım.